Sevgili dostlar merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün saat 21'de, evet Türkiye saatiyle saat 21'de FED kararını açıklayacak. Ben yaklaşık 1,5 aydır söylüyorum, FED faiz indirmeyecek diyorum ve verileri de sizlerle sürekli olarak paylaşıyorum. Son gelen petrol verisi de, daha doğrusu son yaşanan petrol krizi de Amerika'da oluşabilecek bir enflasyonist baskıdan dolayı Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceği kararımı biraz daha güçlendiriyor. Bakalım 21'de her şeyi net bir şekilde göreceğiz. Bu arada sıkça gelen yorumlar ve çok önemli bir soru var. O sorunun da bu videoda sizlerle cevabını paylaşmak istiyorum. Nedir bu soru? FED faiz indirirse, 25 baz puanlık bir faiz indirimine giderse ne olur sorusu. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ben 25 baz puanlık bir indirimde beklemiyorum. FED'in böyle bir hareketinin tamamen intihar olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan bir de sözlü yönlendirmeler bekleniyor ki indirim yönünde daha sonraki süreçle ilgili. Onun ihtimal dahilinde bile olmadığı kanaatindeyim. Sözlü yönlendirmeler olursa da muhtemelen sevgili dostlarım bundan sonraki süreçte faiz indirilmeyeceği, hatta faiz arttırılabileceği sinyalleri verilecek FED tarafından. Saat 21'de hepimiz bekleyeceğiz, göreceğiz. Yeniden sorumuza dönelim. Her şeye rağmen FED 25 baz puanlık bir faiz indirimi yaparsa ne olur? Özellikle dolar üzerindeki etkisi ne olur? Gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisi ne olur? Dünya ekonomisi üzerindeki etkisi ne olur? Hemen bu soruların cevabını verelim. 1. 25 baz puanlık indirimi zaten herkes beklediği için 25 baz puanlık indirim çoktan fiyatlandı sevgili dostlar. Ola ki FED 50 baz puan, 75 baz puan, 100 baz puan gibi bir indirim yaparsa olağanüstü hareketler görürüz. Yani bir anda Türkiye'de dolar hızlı bir şekilde aşağıya düşer, 5.50 seviyelerine kadar gevşer. Ya da dünyada euro dolar karşısındaki etkinliğini arttırır. Bunlar apayrı konular. Ama bakın 25 baz puanlık bir indirimin hiçbir etkisi olmayacak. Bu arada iki önemli konu var. Bunlardan birisi FED'in sözlü yönlendirmesi faizle ilgili. İkincisi de FED'in parasal genişleme ile ilgili sinyal vermesi, sadece faiz indirimi yapması yeterli değil sevgili dostlarım. Yani FED 25 baz puanlık bir indirim yapabilir. Diyelim ki tırnak içerisinde ben asla ve kat'ta indireceği kanaatinde değilim. Velev ki piyasa haklı çıktı ve 25 baz puanlık indirim yaptı. Ama FED sözlü açıklamasında şunu söyledi. Bu yine bir ince ayardı. Biz verilere bakacağız. Bundan sonraki süreçte bir faiz indirimi yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz dedi ve bıraktı. Ya da buna benzer bir açıklama yaptı. Ya da dedi ki 25 baz puanlık indirim yaptık. Bundan sonraki süreçte herhangi bir şekilde faiz indirimi yapmayı planlamıyoruz. Durum ve koşullar değişene kadar. FED parasal genişleme ile ilgili bir sinyal vermezse, Avrupa Merkez Bankası gibi sadece 25 baz puanlık bir indirim yaparsa piyasalar olduğu yerde durur. Hem Türkiye için konuşuyorum hem dünya için konuşuyorum. Gözler tamamen Suudi Arabistan'a döner, gözler tamamen Orta Doğu'ya döner, gözler tamamen petrol fiyatlarına döner. Petrol fiyatlarının etkisi bundan sonra ve ticaret savaşlarının etkisi bundan sonra fiyatlar üzerinde belirleyici olur, ekonomi üzerinde belirleyici olur. Dün de bu konuyla ilgili detaylı bir videoyu sizlerle paylaşmıştım zaten. Kritik diğer noktadan bahsedeceğim. FED 25 baz puan indirirse ve bundan sonraki süreçte bir faiz indirimi yapmayacağım derse ne olur? İşte o zaman pandomina kopar. Neden pandomina kopar? 25 baz puanı fiyatladı piyasa ama aynı zamanda bundan sonraki süreçteki faiz indirimlerini de fiyatladı aslına bakarsanız. Yani şunu söylüyor piyasa, 25 baz puanı biz hadi kabul ediyoruz, aslında daha yukarıdaki bir indirimi bekliyoruz ama velev ki sen 25 baz puan indirdin, bizi sözlü olarak da yönlendir. Yani bize umut ver, bize geleceğe dair de ki faizleri indirmeye devam edeceğim. Biz de buna göre fiyatlamalarımızı tekrar gözden geçirelim diyor piyasa. FED derse ki tamam kardeşim, bütün beklentileri karşılamak için ben 25 baz puanlık indirim yaptım ama bu kadar yeter size derse, işte o da yine piyasanın hareketlenmesine neden olur. Çünkü
parasal genişleme yalanının sonuna gelinmiş olur sevgili dostlarım. FED neden faiz indirmeyecek? Bunu ısrarla söylüyorum size. Çünkü FED petrol riskini görüyor. Çünkü FED kendi iç piyasasındaki enflasyon riskini görüyor ve istihdam verileri gayet iyi geliyor. Çünkü FED bir yıl önce ben parasal daralma sürecine gideceğim, faizleri arttırarak tüm dünyadaki doları çekeceğim ve dünyada dolar bolluğunu, daha doğrusu dolar fazlalığının köpüğünü alacağım demişti. Bununla ilgili çok net açıklama yapmıştı. Bundan sonra da arka arkaya faiz artırımlarına gitmişti sevgili dostlarım. Hatta şöyle bir beklenti vardı. Yıl sonuna kadar 3 tane mi arttıracak, 5 tane mi arttıracak, 6 tane mi arttıracak diye. Bu piyasa yine, bakın faiz indirecek diyen piyasa konuşuyordu yine. O günlerde FED faiz arttıracak diyordu bu trader ekonomistler, ekonomi kanalları, internet siteleri, dünyadaki bin kuruluş. Deutsche Bank örneğini vereyim. Bu konuyla ilgili sizlere detaylı bir videoda çekeceğim. Deutsche Bank geçtiğimiz günlerde ne dedi? Dolar 4.70 olacak dedi. Hepiniz Türk lirası alın, dolar satın dedi. Bunu söyledi mi Deutsche Bank? Söyledi. Ben çıkıp ne dedim? Bütün ekonomistler ya dolar 4.70 olacakmış derken ben çıkıp sizlere ne dedim? Sakin olun arkadaşlar. Deutsche Bank gibi kuruluşların sözüyle hareket etmeyin arkadaşlar. Dolar 4.70 falan olmayacak dedim mi? Dedim. Aynı Deutsche Bank bugün çıkıyor sevgili dostlarım sizlere şunu söylüyor. Yakın zaman içerisinde dolar 5.95 olacak diyor. Bakın. Aynı Deutsche Bank'ın 15 gün aralarla verdiği iki ayrı açıklamadan bahsediyorum size. 15 gün önce dolar 4.70 olacak diyen Deutsche Bank bugün çıkmış dolar 5.95 olacak diyor. Ve yine ekonomi siteleri, ekonomi kanalları bunu boy boy yayınlıyorlar sevgili dostlarım. Anlayacağınız lütfen bir takım açıklamaları değerlendirirken esasen makro verileri gözden geçirin. Makro veriler neler söylüyor? Dünyadaki gelişmeler nereye gidiyor? Amerika'daki gelişmeler nereye gidiyor? Amerika'da açıklanan veriler ne söylüyor? Türkiye'de açıklanan veriler ne söylüyor? Ve ne kadar güvenilir? Türkiye'de TÜİK enflasyon verilerini açıklıyor. Kimse güvenmiyor. Türkiye'de TÜİK işsizlik verilerini açıklıyor. Mayıs ayında %12.8 olan işsizlik Haziran ayında hem de en cafcaflı zamanda turizmin en çok işçi aldığı dönemde artıyor. Evet, işsizlik Haziran'da %13 oldu. Bakalım Temmuz, Ağustos'taki veriler ne olacak? Eylül'de işsizlik nereye gelecek? Bizim gündemimizdeki en önemli konulardan birisi işsizlik tabii ki. Amerika'nın da en önemli verisi işsizlik ve istihdam verisi. Amerika'da işsizlik son 50 yılın altındayken, enflasyon kademe kademe yükselmeye başlamışken, petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'da enflasyonist bir endişe yaratırken FED neden faiz indirsin? Üstelik bütün veriler ekonomik canlanmayı işaret ederken sevgili dostlarım, Amerika için konuşuyorum ve Türkiye için tüm veriler ekonomik bir krizi işaret ederken, her geçen gün daralma artarken dolar nasıl bu seviyelerde kalsın? Bakın bütün bu soruları dikkatinize sunuyorum. Lütfen bunları iyi okuyun. Bugün Deutsche Bank 4.70'ler, yarın çıkar 5.95'ler. Öbür gün bir anda 7 olacakmış, ben de bunları görmedim der. Önemli değil. Çünkü Deutsche Bank gibi kuruluşlar, finans kuruluşları öncelikle kârlarına bakarlar ve pozisyonlarına bakarlar sevgili dostlarım. Aldıkları pozisyona göre hareket ederler ya da aldıkları pozisyona göre sizi yönlendirirler. O günlerde ne demiştim? Ucuzdan elinizdeki dolarları toplamaya çalışıyorlar demiştim. 4.70 açıklamasını yaptığı zaman ekonomistler çıkıp 3 olacak, 2 olacak, 1 olacak demişlerdi utanmadan. Küçük yatırımcı, yani sizleri yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Balinaların tuzağına düşmeyin sevgili dostlarım. Köpek balıklarının tuzağına düşmeyin sevgili dostlarım. Lütfen siz küçük yatırımcı olarak sakin olmayı öğrenin öncelikle ve sakin kalmayı öğrenin. Ve pozisyonlarınızı hep uzun vadeli tutun. Uzun vadeli tutun. İhtiyacınız olan parayla işlem yapmayın. Kredi çekerek falan işlem yapmayın. Bazı yorumlar görüyorum. Kredi çekeceğim, gideceğim dolar alacağım Selçuk abi ne diyorsun falan diye. Yapmayın arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz.
kaldıraçlı işlem yapmak kadar tehlikelidir. Kredi çekip dolar almak, kredi çekip euro almak, kredi çekip borsaya girmek. Eğer ki bekleme gücünüz yoksa, ihtiyacınız olan bir parayla böyle bir işlem yapıyorsanız büyük bedeller ödersiniz. Ülkeler de bu bedelleri, bu büyük krizleri bundan dolayı ödüyorlar. Kredi çekerek borçla iş yapıyorlar ve bu borcu zamanı geldiğinde beklentileri karşılanmadığı için ödeyemiyorlar ve sonrasında da büyük krizlerle karşı karşıya kalıyorlar. Her zaman normal şartlar işleyecek diye bir şey yok sevgili dostlarım. Bakın, Orta Doğu çok ciddi bir ekonomik kıyamete, hatta bir dünya savaşına şu anda gebe, görüyorsunuz. Sürekli olarak Yemen'in yaptığı saldırı Suudi Arabistan'a, Yemen'in yaptığı saldırı İran'a ihale edilmeye çalışılıyor. Ve İran'a ihale edilerek İran'a bir müdahale gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bunun altyapısı hazırlanıyor şu anda. Aynı 2001 krizinde Afganistan ve Taliban'ın yaptığı saldırının Irak'a ihale edilmesi gibi sevgili dostlarım. Bakın, yakın zaman içerisinde Amerika ve Suudi Arabistan ve İsrail İran'a müdahale ederse bizim risklerimiz daha da çeşitlenecek. Biz daha da ciddi kararlar vermek zorunda kalacağız. Mesele sadece Suriye ile kalmayacak. O nedenle stabil gitmeyen bir süreçte, stabil gitmeyen bir siyasette, stabil gitmeyen bir uluslararası ilişkiler bütününde siz normal şartlara göre davranamazsınız. Her gün değişen değişken şartlar var ve bu şartlara göre hareket etmek zorundasınız. Onun için uzun vadeli düşünün diyorum sizlere. Onun için borçla harçla bu işlere girmeyin diyorum. Onun için kaldıraçlı işlemlere girmeyin diyorum. Ve onun için ihtiyacınız olmayan, kenara koyacağınız bir parayla yatırım araçlarında bulunun diyorum sizlere. Son söz. Fed bugün faiz kararını açıklayacak. Fed faiz kararını açıkladığı zaman 25 bas puanlık bir indirim yaparsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne dolar yükselir ne dolar düşer. Hatta dolar Türkiye'de yükselmeye devam bile edebilir. Borsa düşmeye devam bile edebilir. Çünkü 25 bas puanlık beklenti artık gerçekleşmiştir. Satın alınacak yeni bir beklentiye ihtiyaç duyulur. Fed faiz indirmezse ne olur? İşte pandomine o zaman kopar. Herkes şok olur. Bütün dünya şok olur sevgili dostlarım. Bütün dünyanın şok olmasıyla birlikte hem dolarda, hem borsada, hem tahvilde, hem dünya ekonomisinde, hem forex piyasalarında inanılmaz sert hareketler yaşanır. Zaten Orta Doğu'da bir kriz var. Bunun yanına bir de Fed'in faiz indirme beklentisinin gerçekleşmemesini koyarsak işte pandomina o zaman kopar sevgili dostlarım. Evet, fiyatlanan faiz indirimi, fiyatlanmayansa faizin indirilmemesi ve Fed'in bundan sonraki süreçte bir parasal genişlemeye gitmeyeceğim sinyali vermesi. Parasal genişlemeye gitmeyeceğim sinyali verirse, faizi aşağı indirmezse, hatta faiz arttırabilirim bile derse Fed bu akşam, işte o zaman işin rengi değişir. Bütün dünya birbirine girer. Bütün dünya şok olur. Finansal anlamda söylüyorum ve ekonomik anlamda söylüyorum sevgili dostlar. Ama göreceksiniz, Fed faiz indirmeyecek ve bütün dünya ve bütün ekonomistler bu şoku yaşamak zorunda kalacak ve bundan sonraki süreçte de kimlerin ne konuştuğunu daha iyi dinleyecek, verileri daha iyi okumak zorunda kalacaklar sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videomda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.